Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'in son demlerindeyiz artık ve efsane coin harcaması yapacağım, efsane yükseltmeler yapacağım, bir sürü beceri geliştirisi paket açacağım ve abi gerçekten bir sürü kadro kurma görevi yapacağım, oyuncu çıkaracağım, oyuncuları harcayacağız, daha neler neler yapacağız. Yani son kez neredeyse FIFA Mobile 18'de büyük şeyler yapacağım. Arkadaşlar bu sene boyunca yaptığım bütün her şey için FIFA Mobile 18'in son videosu gibi bir şey. Deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Bu sene verdiğimiz bütün emekler için ve yeniyseniz de arkadaşlar FIFA Mobile 19'da zaten daha eğleneceğim. Çünkü çok güzel olmuş. Bu sebepten dolayı arkadaşlar efsane videolar da çekeceğim sizlere ve çok kaliteli oynayacağım arkadaşlar. Gerçekten buna emin olabilirsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve aşağıdan da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım videolarıma, videoya başlayacağım. Bugün 8 milyon coin harcayacağım. Sonra bir daha coin alıp bir daha coin harcayacağım falan. Gerçekten çok değişik şeyler yapacağım. Ve arkadaşlar ayrıca de şu anda ekranda gördüğünüz yorum şu şekilde şurada bir yerlerde böyle bir yer bir şekilde görüyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum onu yazan kardeşime de şurada. Gerçekten çok sağ olsun yani gerçekten muazzam bir yorum. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sizin de o şekilde yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel yorum yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar Instagram'dan da beni takip edin lütfen. Çünkü takipçi azalıyor, azalmasın artsın. Haydi bakalım takip edin Instagram'dan, abone de olun. Haydi bakalım o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi mega geliştiricisi paketlerini açıyoruz. Yani mega geliştiricisi paketlerini açıyoruz. Mega beceri geliştiricisi. Tam 500 tane beceri geliştiricisinin 2 milyon coin'i veriyor. Bence gayet güzel ve gerçekten abi bugün bayağı bir geliştirme yapacağız. Hızlı hızlı açacağım, yavaş yavaş açacağım, bakacağım, bakmayacağım. Bugün bayağı bir geliştirme yapacağız. Videoyu baştan sona izlerseniz bayağı güzel yükseltmeler yapacağım çünkü çok eğlenirsiniz. Biliyorum arkadaşlar bu tarz yükseltmeleri sevdiğinizi ve sizler için de böyle bir video yapmaya karar verdim. Kesintili kesintili. Yani ben burada 45 dakika 1 saat uğraşacağım ama siz bu videoyu 12-13 dakika şeklinde göreceksiniz. Ve hız bayağı az kalmış bu arada Ronaldo'nun. Bu da gayet iyi olacak arkadaşlar benim için. Sakal bıyık kes diyen var abi çok yakışmış diyen var. YouTube'u bırakalı büyümüşsün diyen var. Gerçekten çok değişik yorumlarınız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ama şimdi sakalı bir anda kessem birazcık değişik olacağım. Kendime alışamayacağım o yüzden kesemiyorum. Her neyse gerçekten abi muazzam bu arada. Gerçekten bu paket harika ve artık hız beceri geliştirisi zaten halloldu. Başka neler var bilmiyorum ama herhalde böyle bir ikinci santrafor falan birazcık yakındı. Diğerlerini çok bilmiyorum. Danışman da biraz yakındı. Belki o da yükselebilir bugün ama ikinci santrafor falan yükselsin. Başka bir şey daha vardı sanki. Soğukkanlı mıydı neydi ona da bir bakalım abi oraya. Evet danışman birazcık fazla. Soğukkanlılığa bakamadım. Hemen şuna tıkladım çünkü. Soğukkanlılığa da 2 saniye bir bakarız ne kadar kaldığına şöyle geçerken. Hemen dönelim abi. Soğukkanlılıkta 169 olmuş. Evet soğukkanlılık bayağı az kalmış. Bu gayet güzel. Danışman da az kalmış. Şimdi soğukkanlılık için bir tane de açmam lazım. Bir tane de açar mıyım bilmiyorum. Belki 400 binliklerden de açabilirim. Onlar da güzel. Ama ben şimdi 103'ken ve 104'ken olmam için bayağı bir yükselmem gerekiyor. Bu arada konuşamadım az önce. Şimdi Sergio Ramos'u da yükseltebiliriz aslında. Evet Sergio Ramos'a bakalım abi. Evet antrenman XP'lerimiz var. Bayağı bir basarsam hepsini herhalde evet yetecek mi? Bayağı bir oyuncu basarsam arkadaşlar yükselecek ama 77'lik bütün oyuncularım gitti. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yükselsin de. Yani ben bu oyuncuların zaten olmasını istemiyorum takımda. Boşu boşuna fazladan öğe var. 627 bin coins'e Sergio Ramos'u da yükselttik ama 104 olmak için bunlar tabii ki yetmeyecek. Daha bir sürü geliştirme yapacak. Ben şimdilik yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Sonrasında daha çok daha fazla geliştirmeler yapacağım. Evet arkadaşlar hemen tekrardan paketlere geldik. Ve paketler kısmından hemen beceri geliştirisi paketi açacağız. Tekrardan da bunun jumbo antrenman paketlerine falan gerek yok. Bakalım 2 milyonluk mu açsam 400 binlik mi açsam karar veremedim. Muhtemelen 400 binlik açacağım gibi düşünüyorum şu anda. Bakalım hangisini açacağım arkadaşlar. 90 beceri geliştirisi paketine tıkladım. Ve 400 bin coin'lik paket açacağım. Haydi arkadaşlar like atmayan varsa like atsın. Çünkü bu videoda daha bir sürü kadro kurma görevleri ve paket açılımları yapacağız. Belki Messi falan çıkar. Bu arada kaç tane çıkmış Sokanlı? 2 tane çıkmış abi. Daha şu an 4 tane daha lazım. O zaman 2 tane daha açsam herhalde bu paketten çıkacak herhalde. Bakalım abi. Hadi abi direkt 4 tane çıkarsa gerçekten çok mutlu olurum. Bakalım kaç tane var. Hop. Göremiyorum. Evet çıkmadı. Oha. Bir tane bile çıkmadı. Hadi abi ya şimdi 2 tane ver. Bizim yüzümüzü güldür bakalım. Haydi. 4 tane var. 4. 4. Demin 2 dedim ama 3 çıktı. Yanlışlıkla 2 dedim 4 lazımken. Evet arkadaşlar sadece bir tane kaldı. Bu arada 2 oyuncuyu birden geliştirmesi gerçekten çok işime yarayacak ama hala yetmeyecek. Daha bir sürü oyuncu yükseltmem gerekecek. Coin simin azaldığına bakmayın arkadaşlar. 104'ken olacağız. Merak etmeyin. Çünkü arkadaşlar bir sürü görev yapacağım. Bir sürü eğlenceli görevler yapacağım. Evet arkadaşlar soğukkanlılık sonunda çıktı.
ve hemen soğukkanlılığı da basıp iki tane oyuncumu birden yükseltmek istiyorum şu anda. Bayağı bir uğraştık, bayağı bir beceri geliştirdik, paket açtık. Ama danışman hiç yükselmedi ya. Danışman da bayağı çıkmasını isterdim ama. Bu arada arkadaşlar ne kadar yükseldiğimde bakması için mesela 6 gen düştüğü zaman yine 103 gen, evet 6 gen yükselse oluyor yani, yok. Evet 5 gen yükselse oluyor. Peki 9 gen yükselince evet 102'ye düşüyor. Yani arkadaşlar şu an 2 gen yükselse yetmez. 2 genden daha fazla yükselmesi lazım. Zaten şu anda 2 gen yükselecek. Yani şu anda yetmeyeceğini anladık. Ama 5 gen yükselse de yeteceğini anladık galiba, değil mi? 5 gen yetiyor, 2 gen yetmiyor. Şu an 3 gen yetiyor herhalde. 3 gen yükselse kesin yükseliyoruz. 2 gen falan yükselse ne olur bilmiyorum ama. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman karo kurma görevlerini yapmaya başlayacağım birazdan. O zaman bakalım neler olacak arkadaşlar, göreceğiz. Takım şu an 103 gen, 104 gen de yapmayı planlıyorum. Walker'ı, Pellegrini'yi falan da yükseltebiliriz. Arnautovic'e bastık. Bakalım ikinci santraforu yükseltirsek gerçekten güzel olur. Bu arada Cavani ile ilgili falan işte kadro kurma görevlerini yapacağız şimdi. Umarım güzel şeyler olur arkadaşlar. Hemen kadro kurma görevlerine geçmeden önce burada bunların satılabilir mi olduğuna bakıyorum ama sanırım şu 3 oyun 3.90'lık oyuncu da satılamazdı aynen. Evet arkadaşlar, şimdi ilk kadromuzu kurduk ve efsane bir kadro oldu. Bakalım bu kadro kurma görevinden ne çıkaracağız? 90'lık Messi, Mandzukic, Mertens falan o tarz oyuncular vardı. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. 4 KKG puanı ve Mertens çıktı. 90'lık Mertens. Güzel abi, sol kanat çıkardık. Hemen arkadaşlar ben böyle kese kese yapacağım yani bu görevleri. Hemen görevi gör diyelim arkadaşlar. Ve sonrasında keseceğim, yapacağım, sonra açacağım. Evet arkadaşlar, görevi tekrardan yaptım. Gerçekten çok uğraştırdı ama yaptım. Yani bunlar çok uzun sürüyor arkadaşlar ama siz bir saniye gibi görüyorsunuz. Daha pazardan oyuncu almalı falan görevler de yapacağız. Sonrasında bunları tekrardan alacağım falan, bir şeyler yapacağım. Gerçekten bayağı uğraşacağım. Haydi bakalım, 3 KKG puanı ve Mandzukic çıktı. 89'luk sol kanat Mandzukic çıkardık. Gerçekten muazzam oldu. Evet arkadaşlar, bir bakayım dedim. Bakayım dememle yapmam bir oldu. Haydi bakalım, ama Ronaldo'nun ikon görevini yaptım bu arada. Hani geldim bir anda ama bayağı bir baktım, araştırdım falan. Ronaldo'nun ikon görevini yaptım çünkü 2.5 milyon coins veriyordu. 50 bin antrenman XP'sinden 5 tane veriyor ve 100 bin de Ronaldo XP'si. Ronaldo'yu alabilir miyim bilmiyorum. Yani bu videoda zaten çok zor ama şimdi Ronaldo'nun ikinci görevini de yapmaya çalışacağım bakalım. 250 forvet beceri geliştirisi veriyor, evet. Evet arkadaşlar, yeniden kurduğum kadroyu bayağı bir uğraştım bunun için ya. Bayağı bayağı uğraştım yani. Haydi bakalım abi, güzel bir şey gelsin lütfen. Haydi bakalım abi. Haydi güzel bir şey ver. 8 tane 50 bin antrenman XP'si. Abi şu ikinci santraforda bitsin artık. Hız 16 tane çıktı. Hız 21 tane çıktı ama hiç başka işte işe yarayan yok. Ya bu kadar çıkıyor, hepsi yükseliyor falan ama. Ya dribbling'e falan baya baya yükselmesi lazım. Kafa vuruşuna falan bakın. Gerçekten baya iyi bitiricilik. Şut. Çeviklik. Şut gücü. Pozisyon alma. Ve ikinci santrafor. Evet az kaldı arkadaşlar, olacak. İkinci santrafor da bir şekilde halletmeye çalışacağız. Ama Ronaldo'nun diğer görevi gerçekten çok zor. Bununla çok uğraşacağım arkadaşlar. Sonunda bitti. Gerçekten bayağı bir uğraştım ama sonunda bitti. Yani bir de burada oturarak da yapmıyorum. Yatağıma gidip uğraşıp tekrardan geliyorum falan. Gerçekten abi yoruluyorum ya. Bunlara bakarken bile yoruluyor. Ama olsun arkadaşlar, sizler için de eğer güzel kaliteli video çıkarmak istiyorum sizlere. 2.5 milyon jeton. 300 bin antrenman XP'si ve devamında da bir şeyler çıkıyor. Bakalım ikinci santrafordan ne kadar çıkaracağız. Haydi bakalım abi, hemen bakıyoruz. 13 tane mi abi, az çıkmış. Neyse. Neyse, onları halledeceğiz arkadaşlar bir şekilde. Bu arada şimdiki görevi muhtemelen yapamayacağım. Çünkü görev gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar, geldim ve Pellegrini'yi yükseltme zamanı. Evet, bir gende Pellegrini'yi yükselttik ama hala ikinci santrafor görevi olmadı. Ve elimde de 3 milyon coins var. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Walker'ı falan da yükseltmek istiyorum aslında. Öyle 102 gen duruyor ya orada, istemiyorum ama işte bunları da direkt artıya bassam aslında ne olur. Artıya basayım abi, bayağı bir oyuncum bitecek ama basmaktan başka çarem yok. Oyun dondu bu arada artıya basınca. Tek tek ve herhalde bununla evet oldu. Son anda oldu bu arada. Haydi bakalım abi, Walker'ı bir gen daha yükselteceğiz. Bakalım bu sefer 104 gene ulaşacağız mı? Ulaşmazsak da bir gen daha artmak gerekir. Evet, daha 104 gen maalesef olamadık arkadaşlar. Ama elimde 2.3 milyon coins var. 2 milyon coins'e bir tane paket açalım o zaman. Bakalım ne kadar kalacak. Abi lütfen tamamlansın. Yani ne kadar kaldığını tam hatırlamıyorum ama çok az kalmıştı. Yani olabilecek abi. Olabilecek şekilde kaldı. Böyle 20 falan çıksa olacak galiba. 20'nin biraz üstü çıksa. Kaç çıktı? 18 abi. Ne kadar kalmış? Abi 2 kalmış ya. Şansa bak. Olsaydı şu anda hallolmuştu. Ancak 2 kalmış. Gerçekten şu an moralim bitti ya. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gerçekten şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Hemen arkadaşlar ben bir onu
bu süre içinde düşüneceğim. Evet arkadaşlar, şimdi de başka bir oyuncunun görevine başlattım. Çünkü 2,5 milyon coins veriyor bedavadan. Yani gerçekten çok güzel abi. 81'lik oyuncular gerçekten çok güzel ama yanlış, çünkü 80'lik oyuncular en az 300 bin ettiği için ben bunların hepsini koysam pazara zaten 3 milyon coins olacak. Ancak bu antrenman XP'si falan da veriyor bilmiyorum arkadaşlar, ama şu anda görev yapmak daha çok içimden geldiği için görev yapıyorum. Ve haydi bakalım abi, bu paketi açalım. 2,5 milyon 500 bin ve 50 bin çıktı yani. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi o zaman her şeyi halledelim. Buna da bakacağım ama bu birazcık zorlayabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan 2 milyon coins'e paket aldım ki danışman falan da yükselsin. Bir sonraki videolarda falan da işime yarar. Hani sadece ikinci santrafor için değil de danışman falan da yükselsin istedim. Ve ikinci santrafordan da az çıkması aslında iyi oldu. Çünkü sadece 2 tane çıksa bile yeterdi yani. Diğerleri fazlalık olacak zaten. Hani oyunun sonuna kadar, zaten 6 Kasım'a kadar ne kadar yükselebiliriz. Her neyse, hemen arkadaşlar ikinci santraforu da yükseltiyorum ve artık 104'ken olmak istiyorum. Hem Arnautovic'im 104'ken oldu, hem de kendim 104'ken olmak istiyorum. Bakalım 104'ken olabildik mi arkadaşlar, hemen bir görelim. Ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 104'ken olduk. Kadroya bir detaylı bir şekilde bakın. Evet arkadaşlar, kadroyu da gördüğünüze göre burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten bu videoda aşırı derecede eğlendim. Siz de like atmadıysanız hala like atın. Yeniyseniz abone olun aşağıdan. Şuradan da abone olabilirsiniz. Şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri açın çünkü yarın da video gelebilir. Hatta yarınki video FIFA Mobile 19 videosu da olabilir. Kadron bayağı bir gelişti çünkü 85'ken falan oldum. Bakarsınız arkadaşlar. Hoşçakalın, seni seviyorum. Ve iyi günler. Bay bay.